Günaydın, iyi pazarlar. Ben Deniz Fatih'in Aslanlı. Bu hafta da Akit TV'de canlı yayında pazar manşetinde karşınızdayım. Ve konuğum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Öncelikle Sayın Destici'ye hoş geldiniz diyorum pazar manşetine. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sizleri Akit Televizyon'un çalışanlarını, Akit Camiası'nı ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı, İslam coğrafyasındaki dünyadaki kardeşlerimi de Sevgiyle, saygıyla ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet, e, amin diyelim biz de. E, Mustafa ile tabii yoğun bir gündemle karşınızdayız hiç kuşkusuz. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü ve 28 Şubat'tan başlayıp bölgesel ve küresel bazdaki tüm dünyadaki sorunları masaya yatıracağız, değerlendireceğiz rahat bir sohbet olacak Mustafa Bey ile. Tabii Fethullah Gülen terör örgütünü de konuşacağız hiç kuşkusuz. Ve Mustafa Bey'in, Mustafa Destici'nin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın açıklamalarına siz de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta ve hatta eleştirileriniz varsa eleştirilerinizde katkı yapabilirsiniz. Yönetmen arkadaşım diyorsam şu anda iletişim bilgilerini ekrana veriyor. Verdiği de şu anda kulağıma bilgi olarak geldi deyip hemen Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. 28 Şubat. Sizin için ne anlam ifade ediyor? Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok önemli bir lafı vardı. 28 Şubat sürecinde söylendi bildiğim evet. kadarıyla. Namlusunu millete dönen tanka selam durmam demişti. Öncelikle tabi bugün de şehidimiz var Nusaybin'de. Ben öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı yine polis kardeşlerimiz var bugün de. Onlara da ve diğer yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ve şu anda kahramanca Güneydoğu Anadolu bölgesinde hain PKK terör örgütüne karşı mücadele eden asker ve polislerimizin, bu mücadele içinde olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun dualarımızda onlarla birlikte diyorum. Tabii siz güzel bir giriş yaptınız. Bugün 28 Şubat. 27 Şubat da biliyorsunuz merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan Hoca Efendi'nin ölüm yıl dönümüydü. Ben e, bu vesile kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum. E, mekanı cennet olsun. E, ülkemize ve Türk İslam coğrafyasına, e, Müslüman coğrafyaya gerçekten büyük hizmetleri ve büyük katkıları oldu. Büyük projeleri, büyük hedefleri vardı. Bir kısmını gerçekleştirebildi, bir kısmını gerçekleştiremedi. Yine iki manevi büyüyü birkaç gün içinde kaybettik. Biliyorsunuz önce... Erzurum'da Mehmet 40. Hoca Efendi daha sonra da Ankara'da Sait Özdemir ağabeyler vefat etti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sağlığı diliyorum. E, Tabi e, o dönem hatırlarsanız e, Türkiye gerçekten e, çok e, yine zor bugünkü gibi olmasa da çok zor bir süreçten geçiyordu. Ve milletin üzerinde de özellikle dindar kesim üzerinde de e, maneviyatçı dediğimiz kesim üzerinde de büyük bir baskı vardı. Yani Türkiye'yi çok elit bir tabaka seküler laikçi bir tabaka yönetiyordu ve milletinde buna bir isyanı vardı. E, bu isyanı e, kendisine bu isyanın öncülüğünü yapan ya da e, bu mağduriyeti yaşayan halkın e, bu milletin gerçekten evlatlarının e, sesi olacak e, birkaç tane siyasetçi ön plana çıktı. Bunlardan e, bir tanesi işte Necmettin Erbakan'dı Milli Görüşün kurucusu ve lideri. İşte bir diğeri de merhum şehit liderimiz. Muhsin Başkanımızdı. E, tabii e, halk e, bu seçimlerde biliyorsunuz 95, onun öncesinde aslında 91 seçimlerine gitmek lazım. E, bu yüzde onluk baraj o zaman da vardı. Ve bugün nasıl bizi engelliyorsa o gün de Necmettin Erbakan'ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ya da e, MHP'yi, işte Refah Partisi'nin meclisine girmesini engelliyordu. 91'de sağduyu hakim oldu ve biliyorsunuz Kutsal İttifak diye nitelendirilen ee, özellikle de laik çevrelerin böyle taktığı koyduğu bir seçim ittifakı gerçekleşti 91 yılında. Bu ittifak MHP ile Refah Partisi ve İDP ittifak yaptı ve bu ittifak neticesinde %18'e yakın oy alındı hem Refah Partisi meclise girdi hem Milliyet Çalışma Partisi ile birlikte Muhsin Başkan ve arkadaşlarımız meclise girdi hem de İDP Aykut Edebali'nin başında olduğu parti meclise girdi. Tabi bu meclise girmeyle birlikte tabii partiler kendilerini mecliste daha iyi gösteriyorlar bir takım imkanlara kavuşuyorlar Projelerini orada daha iyi anlatıyorlar. İşte grup kuruyorlar, öneri veriyorlar. Tabii buradan 95 seçimlerine gidildi biliyorsunuz ve bu seçimlerden de o zaman Refah Partisi birinci parti olarak çıktı ve tabii ki koalisyonlar gündeme geldi. Burada o dönemde de o seçime Büyük Birlik Partisi, Muhsin Başkan'ın önderliğindeki Büyük Birlik Partisi Anavatan Partisi'ne seçim ittifakı yaparak seçimlere katıldı ve 8 milletvekiliyle de mecliste temsil Edilme imkanı buldu. Önce ahlaki bir duruş sergileyerek, erdemli bir duruş sergileyerek ana vatandan denildi ki siz hükümet kurana kadar ayrılmayacağız. Çünkü neden? Seçme birlikte girilmiş ve bir vefa gösterilecek. Ve önce biliyorsunuz kısa bir e, ana yol hükümeti kuruldu. Ana vatan ile doğru yol partisi arasında. Fakat bu uzun sürmedi. Bu hükümet dağılınca tabii orada da Büyük Birlik Partisi yani Müslüm Başkan veya milletvekili arkadaşlarımız ayrılıp partiye döndüler. E, neticede artık Büyük Birlik zaten öyleydi anlaşma. Ve ondan sonra refah yol hükümetinin biliyorsunuz kurulması gündeme geldi. Ve burada da tabii hem askerler o zaman vesayet gerçekten çok şiddetli bir şekilde kendini hissettiriyordu. Darbe zihniyeti kendini çok şiddetli bir şekilde hissettiriyordu ve bu Refah Partisi'nin başında olduğu ya da içinde olduğu bir iktidara asla bir tahammül yoktu. Hatırlarsanız o zaman iki partinin oyu yetmiyordu ve mutlaka Büyük Birlik Partisi'nin desteği gerekiyordu. Burada da e, Muhsin Başkan'a e, merhum Necmettin Erbakan Hoca Efendi ve Tansu Çiller hanımefendinin teklifler de oldu. Yani şeyin içinde olmasının yönünde, e, hükümetin içinde olması yönünde. Fakat Muhsin Başkan e, bunu kabul etmedi. Arkadaşlarla yaptığı işler neticesinde ve yapılan, meclisteki yapılan güven oylamasında e, dedi ki e, Müslümanların iktidarını engelledi Dedirmeyeceğim dedi ve e, bu hükümeti desteklediğini açık bir şekilde ilan etti. Tabi ondan sonra şimşekleri kendi üzerine de çekmiş oldu. Çünkü onun desteği olmasaydı ki onun öncesinde kendisini hangi teklifler yapıldığını ya da hangi uyarlar yapıldığını da daha sonraki görüşmelerimizde de kendisi bizimle anlaştı ve anlattı ve bizimle paylaştı. Tabii bununla birlikte Refah yol hükümeti kurulmuş oldu ve bana göre de gerçekten başarılı bir hükümetti. Özellikle o dönemde getirilen bu kamu kaynaklarının israfını önleme noktasındaki havuz sistemi ve daha sonraki uygulamalar işte D8'lerin kurulması. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani o güne kadar Türkiye'de hiçbir hükümetin yapmadığı şeyler, icraatlar arasında yapılmaya başlandı. Tabi bu arada Müslüman mütedeyyin dediğimiz kesimler başarısız bir simgeydi o zaman. Bakın ben 80 darbesinde İmumatipsesinde, Ankara Merkez İmumatipsesinde lise sınıfı öğrencisiydim. Sınıfımızda 4 tane kız arkadaşımız vardı. Başka sınıflarda da kız arkadaşlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. O dönemde İmumatiplerde bile başlar zorla açıldı ve o kız kardeşlerimizin nasıl ağlayarak bir kısmının okulu terk ettiğini ve bir kısmının böyle devam etmek zorunda kaldığını biz müşahede, müşahede ettik. Yani sanki o zulüm bize yapılmıştı. Yani sanki biz de o acıyı aynen hissettik. Daha sonra ikinci devresinde bu işin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeydim ben ve okul başkanıydım. Aynı zamanda da Mehmet Akif Yurdu'nun orada okuyanlar bilirler, yurt başkanıydım ve o dönemde de başörtüsü yasağı oldu ve biz o dönemde de hem İlahiyat Fakültesi hem diğer üniversite bölgelerindeki bütün gruplar anlaştık ve eylem yaptık. Yani protesto yaptık. Çünkü İlahiyat Fakültesinde bile başörtüsü yasağı uygulanmaya başlandı. İşte bu şeyle birlikte bir nefes alındı. Aslında bu iktidarla birlikte dindar kesimler, mütedeyyin kesimler bir nefes aldılar. Tabii bu birilerinin hoşuna gitmedi hem içeride hem dışarıda birilerini rahatsız etti. Ve neticede biliyorsunuz önce 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'nda merhum Erbakan Hoca'ya bir şey verildi. Yani nota gibi işte tamamen işte bu hükümetin Türkiye'de laikliğin demokrasinin bir teminatı olduğu noktasında bundan asla vazgeçmeyeceği özellikle o biliyorsunuz başbakanlık konutundaki iftar yemeği din adamlarına verilen iftar yemeği bahane edilerek işte Konya mitingi bahane edilerek ya da efendim işte Sincan'daki Kudüs gecesi bahane edilerek bütün bunlar işte orada biliyorsun bir sürü senaryolar çıkartıldı. Yani e, azim ilgili bir sürü haberler çıkartıldı. Fatma Şahin gibi figürler çıkartıldı. Bir sürü figürler çıkartıldı. Yani altyapısı oluşturuldu. Çünkü Türkiye'de böyle Fatih Bey yani eğer birileri bir şey yapmaya kafasını koyuyorsa, kafaya koyuyorsa önce altyapısını oluşturuyor. Şeyde 12 Eylül darbesi olduğunda da o zaman Bedrettin Demir'e ikinci komutan soruyorlar diyorlar ki ya madem bu kadar kolaydı bir düdükle bu terör bitiyordu da niye bu zamana kadar beklediniz dendiğinde olgunlaşmasını bekledik diyorlardı. 28 Şubat darbesini yapanlar da bu darbeyi kendi açılarından meşrulaştırmak için e, ne yaptılar? Bu tür hadiseleri toplumun önüne sundular. Her gün Fatih'ten görüntüler veriyorlardı. Biliyorsunuz işte çarşaflı, başörtülü e, hanım kardeşlerimizin görüntüleri. Bunlar hep gerekçe yaptılar. İşte o zaman şunu da söylüyorlardı. Söyledikleri bir cümle daha vardı. 28 Şubatçılar, darbeciler. Diyorlardı ki Türkiye, İran ve Cezayir olmayacak. Yani o zaman İran'da bir devrim oldu biliyorsunuz. Ve Cezayir'de de FİS Partisi yani İslam FIS Partisi iktidara gelmişti. Merhum şehit liderimiz, Müslüm Başkanımız çıktı o zaman Çankaya kapısında şunu söyledi. Dedi ki evet Türkiye, İran olmaz. Türkiye, Cezayir de olmaz. Ama Türkiye'nin Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Çünkü neden? Suriye'de azınlık işte bugünkü Esad rejiminin o zaman ta vurgu yaptı Mustafa Başkan bak. Şimdi şimdi konuşulanları ta 28 Şubat'ta. Çünkü azınlık bir eee junta Sur, Suriye'de e, çoğunluğa eee hükmediyor. Mazlum insanlar hem de zulmederek hükmediyor. Bunu yapmak istediler. Yani 28 Şubat'la burada milli iradeye karşı çıkarak azınlık bir junta askeri ele geçirmiş o dönemdeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmiş. Junta e, Türkiye Türkiye'ye tahakküm etmeye kalktı. Tabii daha sonra mesela ben şeyden de dinleme fırsatı buldum. O dönemde Başbakanlık Müsteşarı olan Yaşar Yazıcı oldu. daha sonra 2007 yılında bizim partimize katıldı. Musun Başkanı sağlığında. E, bir dönem divanda genel başkan yardımcısı olarak bulundu kısa bir dönem. Orada birlikte konuşma imkanı falan da bulduk. E, kendisinin de e, o dönemde e, başbakanlık müsteşarı kendisinin anlattığı yani bu darbenin bu yönünün yanında yani bu askeri vesaire işte laiklik işte İslam dinine karşı dindarlığa karşı manevi açılara karşı olan yönünün yanında bir de ekonomik boyutunun olduğunu söyledi Refah Yol Hükümeti'nin Erbakan hocanın uyguladığı ekonomik modelin batılı bir takım güçlerin devletlerin işine gelmediğini ve dolayısıyla bir gerekçesinin de ekonomik olduğunu bir çıkar savaşı olduğunu Açık bir net şekilde söyledi. O zaman tabi bu 28 Şubat darbesi olunca en net ve dik duruş ve net tepkiyi Muhsin Yazıcıoğlu koydu. Ve aynen sizin biraz önce söylediğiniz cümleye çıktı. Söyledi, dedi ki evet biz askerimizi severiz. Biz askeriyeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri peygamber ocağı olarak görürüz. Bu ülkenin teminatıdır, bu devletin teminatıdır. Bizim evlatlarımızdır, dolayısıyla da sonuna kadar sevgimiz, saygımız vardır. Ama namlusunu milletine döndürmüş tanka, selam durmam dedi. Ve orada çok net bir şekilde bu 28 Şubat darbesine karşı olduğunu, Büyük Birlik Partisi'nin tavrının bu olduğunu açıkça koydu. Neden? Çünkü Muhsin Yazcıoğlu ve bizim arkadaşlarımız, hareketimiz, Ülkücü Hareket 80 darbesinin çok ağır tokadını yedi. Yani darbenin ne olduğunu çok iyi yaşamış, çok iyi görmüş. Darbenin ülkeye ne getirdiğini, ne götürdüğünü çok net bir şekilde görmüş. Bir siyasi hareketiz, bedeller ödemiş bir siyasi hareketiz. E dolayısıyla da evet belki 28 Şubat'ı bazıları işte gerçek bir darbe değil, işte postmodern bir darbe e, diye nitelendirebilir ama e, yapılan uygulamalarına baktığınız zaman e, evet belki insanlar idam edilmedi, belki o dönemdeki gibi ağır işkenceler olmadı ama o dönemden daha ağır olan farklı uygulamaları vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle dindar kesim üzerine, imatipler üzerine. Ben bir imatip mezunu olarak yaşadım bunları, yaşadığım için söylüyorum. Ya da başörtüler üzerine. Çünkü ben bütün aile efradı, efendim, dindar olan, mütedeyyin olan bir aileden geliyorum. Bizim büyük dediğimiz Hafız Osman Efendi, Fatih Medresesi müderrislerinden 14 yıl Fatih Medresesi'nde kalıyor. Ve ondan sonra buraya 1908'de hareket ordusu gelince şeye de müsallat olmaya başlıyorlar, medreselere de. Onun üzerine bırakıyor geliyor Sivirisar'a, Cami-i Kebir'e. Şimdi mesela Ulu Cami dediğiniz bütün camiler Türkiye'deki aslında onların gerçek adı Cami-i Kebir'dir. Kebir büyük demek. Nasıl ezanı hani Allah ulu, Tanrı uludur diye çevirenler Cami-i Kebir'lerin ismini de Ulu Cami'ye döndürmüşlerdir. Yani aslında Cami-i Kebir'e baş imam ve baş müderris olarak geliyor. Benim babam da imam, dedem de imam. Yani dolayısıyla da böyle bir e, aileden geliyoruz. Bir Anadolu Selçuklu köyünde siz, doğmuşuz. Siz, siz aslında siz evet. aslında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanısınız. Yani evet. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı da böyle olmalı zaten. Sağol böyle o, bir aileden tabii. gelmeli evet. zaten diye düşünüyorum. Ama şunu merak ediyorum. 28 Şubat e, asıl darbeyi e, kime vurmuştur? Şimdi bugün önümde Akit Gazetesi de var. 28 evet. Şubat'ın kararı İsrail'de alındı. Hedef İslam'dı diyor mesela. Yani siz de 28 Şubat'ın hedefinin İslam olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de şunu da merak ediyorum ben. 28 Şubat'ta o sizin söylediğiniz refah yola karşı olanlar, askerle iş tutanlar, bugün de AK Parti iktidarına karşılar. Ya bu genel anlamda söylüyorum. Sadece spesifik olarak şunlar bunlar demiyorum. Yani aynı kesimlerin bugün AK Parti iktidarına da karşı olduklarına tanıklık ediyorum ben. 28 Şubat'ta da aktif bir gazeteci olarak. Yani 28 Şubat'ın yapılması konusunda her türlü medyada atraksiyonu yapanlar, hatta yönetmen arkadaşım biraz önce verdi, 28 Şubat'ta tankların yürütüleceğini bile önceden haber alan zihniyet, bugün de AK Parti iktidarına karşı. Şöyle söyleyeyim, bir an önce de ifade ettim. Ee, elbette ki 28 Şubat'ın ana gayelerinden biri Türkiye'de yükselen e, İslamcılığa karşı yapılmıştı. Yani e, Müslüman mütedeyyin insanların e, gerçekten bir baş kaldırısı vardı. Yani yapılan haksızlıklara. Çünkü şöyle düşünün, bakın ben e, her, en çok e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işte rahmetli Erbakan'ın da, Muhsin Başkan'ın yani sağ ve mütedeyyin, dindar gelenekten gelen siyasetçilerin ve toplumun öndeki manevi önderlerin vurgu yaptı. Milli Şöf tek parti dönemindeki uygulamalar, yani Kur'an-ı Kerimlerin bile samanlıkta okutulduğu, öğrendi, işte başında takke takamadın, işte rahatça gidip namaz kılamadığın, çocuğunu işte dini eğitim yaptıramadın. böyle bir şey yaşanmış. Yani bu sadece belli bir kesime de Toplu, toplumdaki Türkiye'deki bütün İslami kesimlere karşı böyle bir şey var. Ama burada hangi grup daha büyükse elbette ki en büyük darbeyi ya da en büyük hedefi o konmuş. 28 Şubat'ın tabii ana gayelerinden bir tanesi bu. Tabii Türkiye'de yükselen bu dini duyarlılığı, bu yetişen dindar nesli, gençliği bir tokezd etmek. Yani çünkü başörtüsü açık ve net bir Allah'ın emridir. Dolayısıyla da bütün e, Müslüman hanım kardeşlerimizin bunu örtmesi gerekir. Ha şudur. Bu e, şunu söylerken de başını açan e, kardeşlerimize de biz saygı duyarız. Bu bir tercih meselesidir ama Allah'ın emri olduğu noktasında tereddüdümüz yoktur. Ha ben ilahiyatçı ve muhatipli olarak söylüyorum. Herkes bunun Allah'ın emri olduğunu bilecek, inkar etmeyecek ama takıp takmamak aynen işte beş vakit namaz kılıp kılmamak farzdır. Bütün Müslümanlara farzdır. Ya da işte Ramazan orucunu tutmak ya da ömründe bir kere hacca gitmek ya da malının kırkta birini zekat vermek farzdır. Ama bunu yapanlar vardır, yapmayanlar vardır. Yani biz bu tercihe saygı duyarız. Ama Allah'ın emri olduğunu bir kere herkes kabul edecek. Yani burada tereddüt yaşamayacak. Yani burada aslında 28 Şubat <laughs> savaşı Allah'ın ayetlerine karşı açmıştır. Yani Allah'ın emirlerine karşı açmıştır. Ve bunu yaşayan, bunu hayatına bir gaye olarak koyan insanlara karşı açmıştır. Yani hedef neresi olmuştur? İmvatipler olmuştur. Ben o dönemin imvatip işte öğrencisi olarak 80 darbesi yapıldığında imvatip öğrencisiyim. İlahiyat fakültelerine karşı yapılmıştır. Türkiye'de çoğalan İslam mensuplarına karşı ya da işte başörtüsü takan kızlarımıza karşı yapılmıştır. Sadece o, üniversitelerde okuyanlara değil ki öğretmen olanlara da karşı, karşı yapılmıştır. Kamuda çalışanlara karşı da yapılmıştır. Hatta öyle bir süreçler yaşandı ki sokakta kadınlar başörtülü gezmeye çekinir, tereddüt eder hale geldi. Yani bir baskıcı rezim vardı. Yani o günleri yaşayanlar ancak o günlerin zorluklarını bilebilir. Dolayısıyla da mutlaka burada bir han Bugün iktidar partisini eleştirmeye gelirse karşı olmak başka bir şeydir. Kökten karşı olmak onu yıkmaya çalışmak, onu yok etmeye çalışmak başka bir şeydir. İktidar partisinin yanlışlarını söylemek, doğrularını söylemek, yani muhalefet etmek başka bir şeydir. Ben yıkıcı muhalefete biz kökünden beri karşıyız. Yani başından beri. Kim olursa olsun, yani bu millet kimi iktidara getirmişse, milli iradeyle, öncelikle hepimizin ona saygı duyması lazım. Ama biz burada milli iradenin tecelli etmesi noktasında bir takım eksiklikler olduğunu söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Bunların başına ne geliyor? Türkiye hala darbe anayasasıyla yönetiliyor. Bakın 28 Şubat'tayız. 28 Şubat'tan bile kaç sene önce olmuş, 16-17 sene önce olmuş 82, yani 80 darbesini yapan cuntacıların anayasasıyla yönetiliyoruz. Biz diyoruz ki, Türkiye'yi bu darbe anayasasından kurtarın. Şimdi bu doğru bir eleştirimidir, doğru bir eleştiridir. Efendim, biz diyoruz ki, Türkiye'de hakkı, hukuku ve adaleti sağlayın. Çünkü... Millet yetkiyi size vermiştir, size emanet etmiştir. Biz diyoruz ki Türkiye'de eğer sivilleşme istiyorsa, tam demokratikleşme isteniyorsa ve bir daha 28 Şubatların darbelerin yaşanmaması isteniyorsa o zaman yapılacak iş nedir? Ee, kalıcı yani tam demokratik sivil bir anayasa. Peki bu meclis bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bakın 2011'de de uzlaşma komisyonu kurulduğunda <laughs> siz de takip ettiniz bilirsiniz. Biz ilk meclise Cemil Çiçek'e meclis başkanını götürüp taslağını veren partiyiz. Ona rağmen biz ne dedik yaptığımız bazı toplantısında? Bu meclis anayasa yapmaz. Neden? Yapamaz. İstese de yapamaz. Çünkü neden? Çünkü milletvekilleri liderlerin iki dudağı arasında seçiliyor. Önce siyasi partiler yasasını demokratikleştirmesi lazım. Seçim kanununun demokratikleşmesi lazım. Yani insanların gerçekten özgürce e, efendim tam demokratik bir sistemde oy kullanabileceği, şartların eşit, yani seçime katılan partiler, eşit propaganda imkanlarına, adil propaganda imkanlarına, hazine yardım imkanlarına sahip olması lazım. Ondan sonra da milletvekillerini liderler belirlememeli. Liderlerin iki dudağı arasından çıkmamalı. Şimdi ben inanıyorum ki mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, iktidar partisinde <laughs> en büyük parti oluyor diyor onu örnek veriyorum. Ya yani da Milliyetçi Hareket Partisi'nde diyelim. Tabanın onaylamadığı belki onlarca milletvekili var. Tabanın onaylamadığı. Onlarca milletvekili var. Ama Seçiyorlar. Neden? Milliyetçi çünkü, Hareket Partisi'nde. Hayır, hayır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Büyük olduğu için onu söylüyorum. Millet Milliyetçi Hareket Partisi'nde de var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Yani bu sistemde her partide var. Onu, çünkü neden? Lider seçiyor ya. Hı. Yani tek seçici. Ya e, tamam bir divan var, birkaç tane işte seçim komisyonu kuruluyor, üç dört tane genel başkan yer. Bizde de aynılar oluyor. Yani biz yaşadığımız için. Neticede kararı kim veriyor? Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici veriyor. İşte MHP'de Devlet Bahçeli veriyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu veriyor. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha önce Tayyip Bey veriyordu. Şimdi Davutoğlu ile Tayyip Bey birlikte veriyor. Ama siyasi partiler yasası bunu zorunlu kılmıyor. Yani siz isterseniz ön seçim yapabilirsiniz. Hayır, şöyle şunu söylüyorum. Yapabiliriz ama burada keyfiyet olmaması lazım. Bunu söylüyorum. Yani tercihli sistem olması lazım. Barajın olmaması lazım. Tercihli sistemin olması lazım. Yani ve mutlaka ama mutlaka halkın kendi istediği yani vekir şunu bilecek. Bak bir örnek vereyim. Çok muşa Yeri geldiği için söylüyorum. O zaman yeri geldiği için söylüyorsunuz diyeyim ama bir reklam verelim tamam. bence bir Olur. soluklanalım. Tamam. Bir de 28 Şubat'la devam edeceğiz. Anayasa'yı da konuşacağız. Suriye'yi tamam. de konuşacağız. Söyledim izleyicilere. Fethullah Gülen terör örgütünü de konuşacağız. Hepsini Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Pazar manşetinde canlı yayın konuğumuz. Sizler de katkı verin. Kısa bir ara lütfen ekranlarınızdan ayrılmayın. Pazar manşetine reklam arası vermiştik. Reklam arasının ardından bendeniz Fatih Dağıstanlı konuğum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Şubat'ta konuşuyorduk. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü 28 Şubat'ta hedef kimdi? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici buna nasıl bakıyor? Bir de 28 Şubat'ta o günkü siyasi iktidara, o günkü siyasi çizgiye karşı olanların bugün AK Parti'ye de karşı olmasını nasıl yorumluyor diye sormuştum. O soru biraz havada kalmıştı. Onunla başlayacağım ama sizler de iletişim bilgilerimiz ekranda. Lütfen soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta ve hatta yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun. Eleştirilerinizle pazar manşetine katkı yaparsanız seviniriz diyorum. Şimdi o soruya bir tekrardan dönüyorum. Tamam. Niye? Çünkü bu şu Şimdi mesela ne dediniz? 28 Şubat'ta işte İmam Hatiplilere, ilahiyat Fakültelerine, İslamcı kesime, Müslümanlara, başörtülere mütedeyyin kesimlere bir baskı vardı. Tabii. Şimdi bu iktidar… Bir de e, milli irade gasp edildi. Evet, milli irade gasp edildi. Şimdi tabii. bu iktidar döneminde de bütün bunlar e, bertaraf edildi. Yani artık İmam Hatiplilere sorun var mı? Yok. İlahiyat Fakültelerinde sorun Hatta, var mı? Hatta e, çoğaltıldı. Evet. Mesela ben Ankara Merkezi İmam Sesi mezunuyum. Bizim İmam çok eski İmam Hatip'lerden bir tanesiydi. Şimdi Ankara'ya gidenler ya da siz bilirsiniz çok güzel bir bina yapıldı. Yani, evet, tevfik İleri İmam Hatip ileri. O zaman adı Merkez İmam Hatip Ha, Şimdi Tevfik ileri şimdi oldu. Şimdi tevfik, tevfik İleri. de ilk İmam Hatip'leri... Açan kişi diyebiliyorum ben. Yani tabii, tabii tebrikler tabii o dönemde mi? yani, Milli Eğitim Bakanı tabii. Evet, Milli Eğitim Bakanı olarak tabii, ilk açan. Tabii, Allah e, rahmet eylesin, evet. mekanı cennet olsun. Demokrat Parti eee evet. bakan evet. Samsunludur kendisi. İşin e, işin ilginç tarafı ki Murat Karayalçın'la da akrabadır. Orasını bilmiyorsun. Tabii, yani. yani. tabii Murat Karayalçın'la da akrabadır. Yani ama Karadeniz'de şöyle bir şey var. Karadeniz'in solcusu da aslında e, dindardır. Yani dindar olanları vardır. Hı -hı. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben Karadenizli değilim ama benim Karadeniz'e ayrı bir sevgim var. Hı. Bir muhabbetim var. Çok sık da giderim. Her Hı. sene yaylalara da çıkarım. Karadenizlerin ee, sol bunu Murat Karayalçının için söylemiyorum, Hı -hı. yani çok aşırı olanlardan bahsetmiyorum. Ama Murat Karayalçın da önce sağcıdır. Evet. Tür, e, o, üniversitede üniversite okurken üniversite düşünceden gelmedir yani. Üniversite dönemindeki bir sağ e, içerisinde bulunduğu şeyini biliyorum. Hı -hı. Ee, Sonra solcuyum. Fakat olmuştu. bunu şunu söylüyorum, yani ben Karadenizlerde şunu gördüm, çok yakın temasım olduğu için. solcularıyla da temasım oldu, oradan biliyorum. Karadeniz'in solcusu da e, dinine, e, milletine, vatanına bağlıdır. Yani milliyetçidir. Yani Karadeniz milliyetçiliği de vardır. E, Türkiye milliyetçiliği de vardır. Ülke milliyetçiliği de vardır ve e, namazına da mesela orucunu da tutar, namazını da kılar. Ama bunu kim için söylüyorum? Normal eee solcular ama çok aşırı uçlar var. E, onlar için söylemiyorum. Yani Evet, mesela, Artvin'de ortaya çıkmaya çalıştılar aslında o aşırı sol uçlar. Karadeniz'in aşırı sol uçları. Kare, e, yani, Artvin Sorunuza sorunuza Evet, sorunuza geleyim. Fakat müsaade ederseniz bir cümle söyleyecektim. Onu tamamlayayım tabii. çünkü yarım kaldım. Hani bu o, Lider Sultası'ndan bahsediyorduk. Hı -hı. Büyükşehir yasası mesela. Şu anda da hükümetin geri dönmeye çalıştığı e, Sayın Davutoğlu'nun da en son Mardin ziyaretinde gitti. İşte Büyükşehir e, HDP'de, PKK'da ve oradaki bir ilçede AK Parti Belediye Başkanı'na yardım etmiyor. Yani onu e, Büyükşehir bütçesinden pay da vermiyor. Biz o zaman da bu Büyükşehir yasası taslağı hazırlandığında e, çok şiddetle buna karşı çıktık. Hatta o zaman Tayyip Bey bana dedi ki, bu dedi yasaya dedi, niye siz bu kadar şiddetle karşı çıkıyorsunuz dedi. Ben de kendilerine dedim ki, bakın yasa bir kere kendi içinde çelişiyor. Yasanın dördüncü maddesi diyor ki, bir ilin büyükşehir olması için önce ekonomik e, gelişmişlik, coğrafi uygunluk ve nüfus. Siz ekonomik gelişmişliği ve coğrafi uygunluğu dikkate almıyorsunuz sadece nüfusa göre. İkincisi yerinden yönetim diyorsunuz. Konya'nın hadim ilçesi merkezi 200 kilometre. Benim ilçem 150 kilometre. Nasıl yerinden? Bir de dedim farklı belediyeler olursa aynen bu cümleleri kullandım. Dedim ki bizim mesela işte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP'de. benim ilçem geçen dönem bizdeydi. Büyük Birlik Partisi'ndeydi. Bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. dolayısıyla da bir şey çatışması oluyor. İster istemez. Türkiye'de çünkü Avrupa'daki gibi oturmuş bir demokrasi yok. İnsanlara saygı yok. Kazanana, şey yapana. Bir iddialaşma var yani kazanana karşı ya da en, en önemlisi şu dedim, bizim karşı çıkmamızın sebebi. O dönem İçişleri Komisyon Başkanı'ydı Muammer Güler. Bir Mardin ziyaretimizde, bir bayramda ben Mardin'e gitmiştim. Onunla da görüştük orada. Dedi ki, o zaman Mardin milletvekili, dedi, ya dedi Sayın Başkanım siz dedi bu yasaya dedi, muhalefet ediyorsunuz, iyi ediyorsunuz. Aslında biraz daha sıkı muhalefet edin dedi. Çünkü bu yasa çıkarsa dedi, zararımıza biz burayı da kaybederiz dedi. Aynen böyle Mardin'de. Mardin Belediyesi o zaman AK dedi. Ben dedim ki ya sen niye karşı çıkmıyorsun dedim. Yani başkanımız biz nasıl karşı çıkalım dedi ya işte patron getirmiş bunu dedi yani parti getirmiş. Biz hı. mecbur savunmak zorundayız. Hı hı. Şimdi böyle dememeli işte bir milletvekili. Eğer inanmıyorsa o yasanın doğru olduğuna, o yasanın zararlı olduğuna düşünüyorsa, hı hı. bana da bunu söylüyorsa o zaman kendisi de o yasaya karşı çıkmalı. İşte orada üçüncü gerekçe olarak ben Tayyip Bey'e, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'a şunu söyledim. Siz de dediniz ki dedim o zaman şu cümleyi kullanmıştı. BDP'li belediyeleri belediye başkanları değil PKK'nın atadığı komiserler yönetiyor. Doğru bir söz. Hı hı. Dedim ki bak sizin cümleniz bu. Hı hı. Şimdi dedim siz bu yasaya yer çıkartırsanız bu belediye başkanlarının yetkisini genişleteceksiniz. Bütün mücavir alanlar bunlara bağlanacak. PKK'lıları istihdam edecekler. Ve ne oldu? İşte bu yasa çıktı. İşte Ağustos 2012'de teröristlere sarmaş dolaş görüntü veren Gülten Kışanak şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Tabii ki teröristleri dolduracak. Bizim adamlarımızı mı alacak? Ya da AK Partililer mi şey alacak? Elbette PKK'lıları. Çünkü kendisi de zaten PKK'lı. Yani onun belediye başkanı olması, meslekinin milletvekili olmasının bir anlamı yok. Birinin görevi daha dağda olmak, birinin görevi Suriye'nin kuzeyinde PYD'li olmak, birinin ki burada YPC'li olmak, öbürünün ki YPG'li olmak, öbürünün milletvekili olmak. Yani bunların şeyi yok ya, Bunların hepsi aynı. Ama başkanım, yani Büyükşehir yasasının da iyi, iyi tarafları da var yalnız. Şimdi böyle sadece Diyarbakır ölçeğinde görmemek lazım onu. O da şu, yani her 300 metre geçiyordunuz bir belde belediyesi vardı Türkiye'de. Şimdi hiçbirisi kalmadı Allah'a şükür. Yani ve e, Kaldı. E, kaldı mı? Büyük şeyler dışındaki şeyler Büyük şeyler de kaldı ama onla, onlar da kalmaz. Orada da adaletsizlik yapıldı Fatih Bey. Nasıl? Karabük'ün Ovacık ilçesinin nüfusu kaç? Bilmiyorum. 700. Türkiye'nin en büyük ilçesi. Hı hı. 700'dü. Sadece 700. Hı hı. Mehmet Ali Şahin Bey'in ilçesi. Hı, hı. Ee, AK Parti Genel Başkan yardımcısı. Ben e, Hanım vefat ettiğinde taziyeye gittim. Orada bizzat da gördüm ilçeyi. Yani biz gele de dedik. Ee, Tevafuk ha, e, Hanım vefat ettiğinde taziyeye gittik. Orada da gördüm. Hatta kaymakama dedim ki sen çok şanslısın. Türkiye'nin en büyük ilçesinin dedim, <laughs> 700. Sen şimdi ilçe diye, adı ilçe diye. 700 nüfuslu yer kalıyor. Belediye var, kaymakam var, her şey var. Ama öbür tarafta bir belde var. Nüfusu 20 bin. Hı hı. 20 bin. Hı hı. Sırf adı belde diye kapanıyor. Bu ada, bunu da söyleyeyim. Toptancılık yanlış. Yine de bunları bir ele alın. Gerçekten beldeliği hak edenleri, belde olarak kalsın. İlçeliği hak edenler, ilçe olarak kalsın. Ya ova, yani ben ovacıklar kusura bakmasın ama yazık değil mi ya devletin tamam. imkanları? Ama 20 bin nüfuslu belde nerede var başkanım? Ben hiç görmedim öyle bir şey de. Kilimli vardı mesela Zonguldak'tan daha fazlaydı, beldeydi. Tamam mı? 20 bin. Tabii 20 bindi, daha fazlaydı. Görünür nüfus mu bu? Tabii sen görünür nüfus. Mesela. Konya yani yazın yazın 80 Konya bin olan e, yok, şeyler yok, yok. mesela SİDE, SİDE kışın 2000'e düşüyor, yazın 100 bin, 120, 120 bin. Konya'nın Taşkent ilçesinin, Sayın Davutoğlu'nun ilçesinin bir beldesi var. Şu anda ismini hatırlayamadım, gittim ama. Hı hı. Belde şeyden daha büyüktü. E, i̇lçeden iki katı neredeyse nüfusu daha büyük. Belde sırf belde olduğu için kapandı. Hı hı. Taşkent ilçe olduğu için kaldı. Taşkent'e bağlandı. Taşkent'in mahallesi oldu. Hı hı. Şimdi bir sürü örnek var böyle. Yani bir sürü örnek var böyle. Şimdi dolayısıyla da bunların baştan sona toptancı bir anlayıştan kurtulup gerçekten masaya yatırılıp gerçekten belde olmayı hak ediyorsa belde olarak kalsın. Yok hak etmiyorsa o ilçe ilçe de olmasın. Yani 700 nüfuslu ilçe olur mu? 1000 nüfuslu ilçe olur mu? Ha çok stratejiktir. Bölgede hiç başka bir ilçe yoktur. Olur. Onu da kabul ederim. Yani illa nüfus deyip sadece 2000'in üstündekiler kalsın, 2000'in altındakiler kapansın, ben bu toptancı anlayışa da karşıyım. Öyle stratejik bir yerdedir ki, tamam sınırınıza yakın bir yerdedir ya da çevresinde başka böyle bir yerleşim, büyük yerleşim birimi yoktur, oradaki insanların fazla köy vardır, ne bileyim başka yerleşim yerleri vardır, mezra olabilir. Yani bunların stratejik olarak Bilimsel olarak yatırılıp ya toptancı bir anlayıştan kurtulup şey yapılması lazım. Benim yapılması lazım. Şimdi yapılması hükümetin lazım. bir tavrı hani var. Hükümetin tavrına gelince onu onu soracağım da madem bunu sordunuz, söylediniz, şunu sorayım mesela. Hükümetin bir kararı vardı ama uygulamaya geçmedi. Hakkari şehir merkezinin yüksek Yüksekova'ya taşınması, Şırnak şehir merkezinin de Cizre'ye taşınma kararı vardı. Buna nasıl baktınız o zaman? Biz 2011 yılında e, e, terörle mücadele raporunu paylaşmıştık kamuoyuyla ve bütün siyasi partilerle. Orada dönemin da Genelkurmay da diğer partilerde ve tabii iktidar partisinde ziyaret ettik Tayyip Bey'i, beşli heyet halinde. Orada e, raporun içinde yoktu ama ben kendisine e, şu teklifi yapmıştım o zaman. iki teklif yapmıştım. Yani e, raporun bir yönüyle içinde var, bir yönü yok. Birincisi şuydu. Mobil birliklerin kurulması bu raporda var. Rahmetli Musun başkanı da dillendirdi ve ilk rapor zaten onunla birlikte hazırlanmıştı. Mobil birlikler yani dağda PKK'lı gibi yaşayan, e, hatta ondan daha dayanıklı. O bir gün aşkalıyorsa bizimki iki gün aşkalacak. E, yani av konumundan çıkıp avcı olacak. Birlikler kuralım dedik. Bakın bugün bile yazık. Ben şimdi bizim 15 gün önce heyetimiz Diyarbakır surdaydı. Hı hı. Yani 6 aylık polisleri oraya gönderiyoruz. Niye elimizde yetişmiş eleman sayısı az? Özel hareket polis bir ara lav edildi biliyorsun. Büyük yanlış yapıldı. Şu anda yeniden yetiştirilmeye çalışılıyor ama Türkiye terörü keş yeni keşfetmedi ki keşke zamanda bunlar yapılsaydı. Ben o zaman şu teklifi yaptım. Dedim ki 10 bin kişilik bir mobil birlik. Asgari 5 bin ile 10 bin arası. Bunlar ve bunların yarısı devşirme olsun dedim. Nasıl dedi? Dedim ki ya bizim işte Türk Cumhuriyetlerinden, akraba soyuz topluluklardan ahıskalı olabilir. Efendim işte yani bütün kesimlerden dedim ki kurarız. Hiç burada çoluk çocuğu olmayacak. Gelecek sadece çünkü onlar da burada terörün bitmesini istiyor. Çünkü herkes Türkiye'nin güçlü olmasını istiyor. Bakın ben Balkanlara gidiyorum, Kosova'ya gidiyorum, Makedonya'ya gidiyorum. Herkes Türkiye'nin güçlü olmasını. Bak doğruya doğru bu iktidar döneminde Balkanlara, Kosova'ya Makedonya'ya Efendim yapılanları hiçbirimiz yok sayamayız. Geçmiş dönemi de biliyoruz. Bu dönemde yapılanları da biliyoruz. Ee, şimdi Buradan şey kuralım dedik. 10 bin kişilik mobil birlik. 5 de şey olsun. Nasıl olacak dedim. Olsun. İkincisi de dedim ki iki tane yeni şehir kuralım. iki ya da üç tane. Bizim teklifimiz üç taneydi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde üç tane yeni yerleşim birim kuralım. Yani Hı. öyle stratejik yerlere kuralım ki çünkü mevcut iller ve büyük ilçeler uygun değil coğrafi şartlarına. Ve Terör buradan, PKK buradan çok büyük şey sağlıyor kendisi. Mesela bakın önümüzdeki dönemde baharla birlikte yeni ilçe merkezlerinde eylem yapmak için, çatışma yapmak için seçtiği alanlarda ilçelerin coğrafi eğimini bile hesaplıyor. Mesela diyelim ki 30-35 ilçe seçmişler ya. Yani e, dün Başbakan da tepki gösterdi. E, biliyorsunuz yani baharda eylem yapacaklarmış falan filan. Eğimini bile hesaplıyorlar yani coğrafi şartını bile seçtikleri ilçelerde bu kadar hazırlıklılar, bu kadar bilimsel ve teknik çağ. Dedim ki üç tane büyük şehir merkezi kuralım ve e, bu eski şehirleri, yerleşim yerlerini buraya nakledelim. Bunlarla da yetinilmesin. Hatta çevredeki mezralardan, köylerden gelmek isteyen bütün vatandaşlar burada toplansın. Hem can güvenlikleri sağlansın, hem de ekonomik bir kalkınma sağlansın. Hatta buralarda 5 yıl diyelim ki vergi bazı alanlardan hiç alınmasın. Bazı alanda da çok şey alınsın, SSK alınmasın. Efendim hastane hizmetleri bedava olsun. Yani bir sürü imkan sağlansın ki insanların da buraya gelmesi de e, cazip bir hale gelsin diye. Biz bunu tabi 5 sene önce teklif ettik. Yine yarım yapıyorlar. Olmaz. Yani Hakkari'yi alıp başka bir yere taşımak palyatif bir çözümdür. Yeni şehir merkezleri kurulması lazım. Yani yeni mutlaka en az 3 tane o bölgede şehir merkezinin inşa edilmesi lazım. Ve geç kalındı. Ama daha da geç kalınmadan bunların yapılması lazım. Ben Biz bunu 4 sene, 5 sene önce tekrar... Söylediniz. Edeyim. 28 Şubat'ta Şubat'a tekrar dönelim. Evet. 28 Şubat'ta, 28 Şubat'ın yapılmasına yol açan medya, özellikle medya, evet. bugün de AK Parti iktidarına karşı. <laughs> Şimdi, Şimdi AK Parti medyadan, nasıl? Nasıl yani? medyadan hiç şikayetçi olmasın. Çok medyası var. Şimdi medyadan şikayetçi ben olabilirim. <laughs> çünkü benim sesimi duyuran medya çok az, çok sınırlı. <laughs> yani mesela bak seçim geçti. 1 Kasım'dan bu yana 3 aydan fazla bir süre geçti. Bu benim herhalde ikinci canlı yayınım. Yani bak o yüzlerce televizyon var. Niye çünkü. çıkartmıyorlar sizi başkanım? Niye çıkartmıyorlar? Çünkü neden? herkes kendisine göre konuşmamı istiyor. Hı, hı. E biz kimsenin istediğine göre konuşan bir siyasetçi ya da siyasi hareket değiliz. Biz neye inanıyorsak, neyi doğru biliyorsak onu söyleriz. Allah'a hamdolsun kimseye ödeyeceğimiz bir bedelimiz de yok. Hı, hı. İçeriden dışarıdan hiç kimsenin bize tahakküm edeceği ya da akıl vereceği bir ilişkimiz de yok. Allah'a hamdolsun. Dolayısıyla da biz neye inanıyorsak, neyi doğru görüyorsak onu söylüyoruz. Bakın biz bu ülkede Çözüm süreci başladığında, Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır dediğimde bizi inkarcılıkla suçladılar. Sen ne biliyorsun bunu? Sizde de program yaptık. Biz dedik ki, bakın, çözüme kim karşı çıkabilir ki? Gerçekten eğer PKK sınır dışına çıkacak olsa, silah bırakacak olsa, kendini lağvedip edip normal, ben dün bahçeşehir üniversitesindeydim. Ee, orada konferanstan sonra e, Kürt kökenli Çocuklar geldi, öğrenciler. Dediler ki, başkanım siz konuşmanızda işte ana dilde eğitime karşı çıkıyorsunuz. İşte Türkçenin resmi dil olmasına karşı çıkıyorsunuz. Ama biz Kürtçe konuşmak istiyoruz, Kürtçe eğitim almak istiyoruz, Kürtçe okumak istiyoruz dediler. Hı -hı. Yani siz bir taraftan diyorsunuz ki, bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller açılsın. Partinizin e, Milli Mutabakat metninde yazıyor ki, Allah'ın varlığı ve Resulünün dışında her şeyi tartışırız. Ama bizim Kürtçe eğitim görmemize karşı çıkıyorsunuz dediler. Hı -hı. Dedim ki, bakın biz sizin Kürtçe eğitim görmenize karşı çıkmıyoruz. Kürtçenin öğrenilmesine, Kürtçenin konuşulmasına, Kürtçenin yaşatılmasına karşı çıkmıyoruz. Tam tersine bunun önündeki engellerin kaldırılmasını savunuyoruz. Ama biz ne, ne, neye karşı çıkıyoruz? Biz bu ülkede ayrımcılığa, ayrılıkçılığa, bölünmeye karşı çıkıyoruz. Çünkü eğer bir ülkeyi bölmek istiyorsanız bütün dünyada örneklerini inceleyin, şeye gerek yok. Yugoslavya bölündü. Kaça bölündü? 3'e 5'e 7'ye bölündü. Kim bölün? Hırvatistan çıktı. Niye ayrı dil konuşuyor? Sırbistan çıktı. Bosna Hersek çıktı içinden. Niye ayrı dili konuşuyorlar? Ama onlar zaten önceden de ayrılar. Ayrı. Başkanım yani ayrıydı zaten. Yani Hırvatlar aynı ayrıydı, Kosovalılar ayrıydı. Evet. Yani, yani hepsi zaten ayrı ayrıydı. Bir araya getirilmiş. Ama bir... neye göre bölündü? Dile göre bölündü. İşte tam da bir, bir Yugoslav dile... yaratıldı. <laughs> Ama şimdi Türkiye Türkiye <laughs> öyle değil de. Şimdi şu söylediğiniz, Kürt gençlere söylediğinizle AK Parti'nin programı arasında fark yok aslında. Hayır, şöyle. Ee dedim ki bakın yani bu mesela e, bölge Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölgeye yaptığı operasyonlar terör örgütüne dönük yapılıyor. Kürt vatandaşlara dönük yapılmıyor. Yapılmaması lazım zaten. Yapılmıyor. Yani evet, bak çözüm süreci başlarında biz şunu söyledik. Fatih Bey dedi ki bak. Gömleyen birinci cümlesini yanlış cümle elikliyorsunuz. PKK'yı muhatap almayın. Çünkü PKK bir taşeron örgüt. Emperyalist küresel güçlerin oyuncağı hı hı. ve neticede Türkiye'ye zarar vermek için kurulmuş ve Amacı belli hedefi ya. Selahattin Demirtaş bundan 3 sene önce Doğu Beyazıt bitinginde çıkıp burası Kürdistan olacak, özgür Kürdistan. Biz de bunu göreceğiz ve yaşayacağız dedi. Hı. Bunu duya duya. Hı. Sen onunla nasıl el sıkışır pazarlığa otur? Ya da Gülten Kışanak bizim yolumuz dümdüz tam bağımsızlığa gidiyor diyenlerle. Şimdi dedi ki bak PKK'yı muhatap almayın. Bizim karışıklıkma nedenlerimizden bir tanesi buydu. Hı. Dedi ki bölgenin mihmandarları var. Bunları alın, Seyit Taha'nın torunlarıyla görüşün, Bediüzzaman Sahip Nursi'nin yolundan gidenlerle görüşün, Nakşibendi Hazretleri'nin yolundan gidenlerle görüşün. Bölgede diğer siyasi partiler var, korucularımız var, canını vermiş, kanını vermiş, aşiretlerimiz var. Bunları muhatap alın dedik. E şimdi ne diyor Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki, bundan sonra kesinlikle eline silah alanı muhatap almayacağız ve diğerlerini, doğru işte bak doğru ama, bu sürede ne oldu? İşte bu sürede bütün şehirlere yığınak yaktı PKK. Bütün, bak şu anda e, kaç aylar oldu, sur hala temizlenemedi. Cizre temizlendi diyor ama Cizre'de ne kadar nüfus var şu anda biliyor musunuz siz? Cizre'de 1800 tane e, güvenlik görevlisi var, asker polis. 2000 küsür tane vatandaş kalmış. 200 binlik, 150 binlik Cizre'de. Cizre diye bir şey kalmadı ki. Ve orayı terk edenler kim? PKK etnik temizlik yapıyor orada. PKK kendi yani kendisinden siyasi temizlik yapıyor orada kendi karşıtı olan ister Ak Partili ister MHP'li ister Büyük Birlik Parti ister CHP'li yani kendisini desteklemeyen herkesi e, şey yapıyor çünkü insanlar zaten can havliyle kaçıyor benim ilçe başkanım orada yaşayamıyor şu anda yani o bölgelerdeki ilçelerdeki bir sürü ilçe başkanımız başka yerlere kaçınmak zorunda kaldı. Ama ama, ama şu kaldıran. Cizre Cizre dediğimiz yer. Yani ben beni bildim bileli, bu da çok uzun zamana evet. tekabül ediyor. PKK tarafından merkez üst olarak görülmüş ender yerlerden birisidir. Yani PKK'nın yapacakları… Tabii Suriye'de mesela Afrin kantonu gibi bu güçleri yetse burada da Cizre'yi kanton yapacaklar. Evet, yani Tabii. ilk yapabilecekleri yer Tabii. olduğu için o yüzden bu kadar dağılmış olması da birazcık önemli. Ama şu şunu söylemek istiyorum. Dün sizin de söylediğiniz gibi çözüm süreci yanlış Çözüm süreci için bu yol ve yöntem izlenmesin diyen unsurlar. Bugün de niye bölgeye operasyon yapıyorsunuz? Niye PKK'ya operasyon yapıyorsunuz? Niye F-16'larınız, Türk Silahlı Kuvvetleriniz, Kim Kandili... Kim dedi çözüm süreci Ka yanlış diye geçmiş dönemde? Yani işte Cumhuriyet Gazetesi'ni Okuyanlar diyeyim artık. Bak çözüm sürecine bizim en aktif biz karşı çıktık. Hı hı. Paneller yaptık, hatırlarsınız bölgeye gittik her şeyde. MHP karşı çıktı. Hı hı. O mecliste konuşmalarında, şeylerinde. Ee, onun dışında CHP CHP de karşı çıkmadı yok. Çünkü. CHP'de karşı CHP, başkanım, yok, yok. Yani, CHP, karşı, hayır, CHP, CHP de karşı çıktı. CHP karşı çıkmadı Başkanım yani CHP CHP karşı CHP de karşı çıktı. CHP bak CHP karşı çıkmadı. Bak, <laughs> CHP karşı çıkmadı. Ee, Kamuoyu önünde karşı çıktı başkanım. Yani CHP'de, yok, CHP de Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi de ya daha doğrusu ben şöyle görüyorum. Tabii MHP evet. ve sizi bir ayrı kenara evet. koyuyorum. Sizin karşı çıkma unsurlarınız farklı olabilir ama onların karşı çıkış biçimi Birazcık şeydi, yani e, hayır arkadaş yapmayın bu çözüm sürecini. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanından grupta yaptığı konuşmalarda, Osto'da ne sözü verdiniz siz bunlara diye kaç defa çıkışı var e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın. Paralel yapının eline tutuşturduğu e, tutanaklardan yaptığı okumalar var e, şeyde genel kurulda. Ben CHP e, net bir çizgi koyamadı. Yani... Bir taraftan e, çözüm sürecini bazı yönleriyle destekledi. Hı hı. Bir taraftan da iktidarı eleştirmek adına e, kendince olumsuz gördüğü şeyleri kamuoyuyla paylaştı. Hı. Yani net bir çizgi ortaya koymadı CHP hı. Ama biz çok net bir çizgi koyduk ortaya. Doğru. Yani bunun yanlış olduğunu, bunun e, inşallah biz haksız çıkarız ama bak e, ben bugün memnunum. Hı. Çünkü neden? Bundan 4 sene önce ben Kürt sorunu yoktur, terör sorunu var dediğimde biz inkarcılıkla suçluyorlardı. Şimdi bunu ben en tepeden... Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyuyorum. Ya da PKK'yı muhatap almak yanlıştı. PKK kesinlikle bizim Türk kardeşlerimizin, hatta onun meclisteki uzantılar temsilcisi değil. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bin yıldır biz onlarla beraberiz. Onlar benim kardeşim. Allah'ın emriyle biz birbirimize bağlanmışız. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Bunun üstünde benim için başka bir emir yok. Beni bağlayacak budur. Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla da biz bunları söyledik. Bugün... Sayın Cumhurbaşkanı da Başbakan da aynısını söylüyor. Diyor ki ne diyor? Kesinlikle PKK'yı muhatap almayacağız. Elinde silah olanı muhatap almayacağız. Elinde silah olmayanları işte diğer siyasi partimizden ya da oradaki manevi önderleri ya da korucuları işte aşiretleri doğru işte doğru ama keşke bu doğru 4 sene önce bizim sesimize o PKK'nın siyasi uzantılarının medyadaki temsilcilerin onların savunucularının kimsekin sesine kulak verilmeseydi de bizim sesimize kulak verilseydi bunlar dinlenseydi bugün e, sur böyle olmayabilir Ama, böyle ama ben şöyle, yani. şöyle de yorumluyorum Mesela bunu evet. e, Zaman zaman düşünüyorum Eğer o gün o çözüm süreci olmasaydı Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar rahat operasyon yapamazdı bölgede Ve yapamadığı gibi de Bugün mesela Kürt vatandaşlarımız Mütedeyin, İslamcı, ümmete bağlı Bayrağı milleti seven Kürt vatandaşlarımız da Bugün devletin yanında Yer alma konusunda çekinceli davranabilirlerdi Yani o gün devlet sıcak elini uzattı bunu geri iten terör örgütü ve onun siyasi uzantıları olunca bugün devlet bana sorarsanız daha rahat ve hemen hemen herkes e, Kürtlerden de var ki evet Sur'da, Cizre, Nusaybin'de ya da diğer bölgenin başka yerlerinde devlet doğru yapıyor. Hatta PYD'yi vurarak bile doğru yapıyor diyen ben Kürt vatandaşlar Hatta ulusalcı diye nitelendirilen, kendilerini nitelendiren insanlardan da bu gibi tepkiler alıyorum aslında. Niye? İşte o çözüm süreci için devletin sizin deyiminizden masaya oturmasının sonucu olarak bunu görüyorum. Ama bunu diyenler kim Fatih Bey'i e, tespit etmek lazım. Hı -hı. E, bunu diyenler e, daha çok hemen hemen tamamına yakını e, HDP'ye oy verenler değil de Hı -hı. E, AK Parti'ye ya da bize ya da CHP'ye ya da MHP'ye oy veren yani Kürt kardeşlerimiz yoksa... Hı -hı. Ama bunun bir zararı da şu oldu, sizin dediğiniz üzerinden faydası olmuş olabilir. Yani Hı -hı. orada devlet şefkat şeyini gösterdi, açığı, iyi bir niyet ortaya koydu. Hı -hı. Ama PKK buna ihanet etti. Ama ihanet edeceği belliydi. Belli, ola ola. Ben aynen şu örneği anlattım bak Sayın Hı -hı. Cumhurbaşkanımıza görüştüğümüzde. Bu bardak örneğini verdim. Dedim ki bakın bunlarla pazarlık olmaz, bunlarla masaya oturulmaz. Bunu dedim 5 liraya anlaşırsınız. Aynen bu örneğe verdim. Hı hı. Bunu dedim 5 liraya anlaşırsınız. Hadi al 5 lirayı ver bardağı dediğinde derler ki hayır 10 lira. 10 lira verirsiniz 20 lira. Sonu yok. Yani bunlarla şey yapmanın sonu yok dedim. Ne oldu? Ee, bu çözüm süreciyle birlikte peki bölgede HDP'ye yani PKK'nın siyasi uzantısına destek arttı. 4-5 olan oyları 12 lira 13 lira çıktı. Cumhurbaşkanlığında %10'u oya geldi. Yani bu çözüm süreciyle birlikte bundan en büyük şeyi suistimal ettiler. Yani hem terör unsurları, bölgedeki teröristler bundan istifade etti ve devletin iyi niyetini ya da hatasını bize göre yapılan yanlışlığı iyi değerlendirdi. Bölgeye terörist yığınağı yaptı, silah yığınağı yaptı, işte, mayınları döşedi ve şu anda hala bunlar bitmiyor. Öbür taraftan da siyasetçiler medyada parlatılarak, onlar da ne yapıldı? Sanki barış elçileriymiş gibi ağızlarından düşürme katiller ama barış demokrasi sözcüğünü ağızlarından düşürmüyorlar. Ve ne oldu? Bunların hem kamuoyunda legalleşme, meşrulaşma şeyi kazandılar. Yani sen bunlarla devlet olarak masaya oturunca Almanya'da muhatap alıyor, Rusya'da muhatap alıyor, Amerika'da muhatap alıyor. Şimdi biz PYD'ye diyoruz ki efendim işte ya ben ya PYD, PYD ter doğru, PYD terörist. Ama hep almıyor muydu başkanım bunlar ya? Yani şimdi şu cümleyi etmiyor musunuz mesela? PKK'nın arkasında Amerika var mı yok mu? Var. İsrail var mı yok mu? Var. Almanya var mı yok mu? Var. İngiltere var mı yok 30 mu? 30 tane ülke var. O zaman kısa bir ara. <laughs> Evet, pazar manşetinde benden İsfatin Dağıstanlı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada izleyicilerimizden çok sayıda soru, yorum, görüş, değerlendirme gelmiş. Hepsine baktım. bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sizler de katkı yapın pazar manşetine. Fatih Dağsanlı ile pazar manşetine soruyorum görüş değerlendirme hatta eleştirilerinizle. Şimdi PKK'ya konuşuyorduk. Tam reklam arasına giderken bence önemli bir değerlendirmede bulundu Sayın Destici. Dedi ki PKK'nın arkasında herhalde PYD'nin de arkasında varlar değil mi? Tabii tabii. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, 30 tane devlet saydınız. 30 tane bizim şey 5 sene önce hazırladığımız raporda bu ülkelerin hepsini tek tek yazdık ve iktidara da genel kurmaya da zaten onlarda da var bu bilgiler. Yani Türkiye'nin kendisine var kime kimin destek verdi. Bakın şimdi Suriye'de yapılmaya çalışılan şu Fatih Bey. Yani biz fotoğrafa geniş bakmamız lazım. Sadece önümüze konanla değerlendiremeyiz. Yıl kaç? Bakın. 29 Nisan 1916'da Kutlul Ammare'de Osmanlı'nın 6. ordusu İngilizleri çok ağır bir e, yenilgiye uğratıyor. Bunun üzerine İngiltere ile Fransa gizli bir anlaşma yapıyorlar aralarında. Daha sonra buraya Rusya'yı da dahil ediyorlar. Ve diyorlar ki Rusya'ya Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmının bırakılması. Fransa'ya Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve e, Suriye kıyıları. İngiltere'ye Hayfa ve Akka ile, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya yani Basra Körfezi oralar verilecek. Ve bu, ve Araplara da dönüp diyorlar ki o zaman siz hiç merak etmeyin biz bu Osmanlı'dan sizi kurtaracağız ve bu yarımada da büyük tek bir Arabistan devleti kuracağız diyorlar. Osmanlı o zaman diyor ki Araplara diyor ki bak Arap kardeşlerimize kanmayın bunlara. Bölecekler sizi küçük küçük ülkeler yapacaklar. Ve neticede Osmanlı'nın dediği oluyor. 1916. Bugünlerde 2016. Bu anlaşma sykes pickett anlaşması. Yani İngiltere ile 29 1916 Mayıs'ta 1916'da İngiltere ile Fransa arasında. Daha sonra Rusya bunu ifşa ediyor bu anlaşmayı. Bugün tam 100 yıl sonra şimdi böldüler ama bu ülkeler Suriye olsun, işte Irak olsun, efendim Arabistan olsun bir güç haline geldi e, kendi bölgelerinde. Şimdi bir daha bölmeler lazım, yönetmeleri için, parçalamaları için. Şimdi orada yapılan bu ve ne oldu birkaç gün önce eee Amerika ile e, İngiltere'nin gizli anlaşması Rusya'da dahil yansıdı. Suriye içe bölünüyor. E, Esad bölgesi, Laskiye ve Şam civarı, PYD bölgesi ve e, IŞİD'e de işte çölü bırakıyoruz diyorlar. Yani IŞİD'i e de yok etmeyecekler. Ama yani ben size bunu söyleyeyim. Yani IŞİD, e, Amerika'nın e, bilgisi olmadan, Amerika'nın izni olmadan e, IŞİD diye bir şey çıkamazdı zaten ortaya. Çıktığı anda kafasını ezerdi. Ama bilinçli olarak bütün bunlar yapılıyor. Ve dolayısıyla da burada Bakın Batı'ya güvenilmez. E, Talat Paşa ama Almanlarla biz müttefiktik değil mi Birinci Dünya Savaşı'nda? Generallerle birlikte savaştılar e, müttefik ordularına karşı. Ne oldu? Sonra Ermeni tehcirinden sonra Almanya'ya gitti. Bir Ermeni e, terörist tarafından öldürüldü. Suikaste uğradı. Alman mahkemesi ikinci celsede e, Talat Paşa'yı öldüren teröristi serbest bıraktı. Ya da 1964 Kıbrıs oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize soykırım yapılırken Türkiye müdahale etmek istedi. Johnson mektubu geldi değil mi Demirel'e? <laughs> Dedi ki benim verdiğim silahları kullanamaz. Bakın bugün aynısı. Aradan kaç yıl geçmiş, 50 yıl geçmiş. Bütün uçaklar şu anda Suriye semalarında uçuyor. Hem de bizim üstlerimizden, incilikten kalkıyor. Sadece incelik değil, şu anda 20'ye yakın üstümüzü kullanıyorlar. Sadece Türk uçakları geçemiyor Suriyesi. Halbuki birinci derece benim işim. Yani benim bölgem, benim sınırım, benim komşum. Bana zararı var. Yani bizim itiraz ettiğimiz nokta şurası. Türkiye, Suriye'nin 5 sene öncesine gidip bugüne geldiğimizde elbette ki oradaki masum insanlara sahip çıkmak, mültecileri almak, bütün bunlar insani, İslami, bizim vazifemiz. Ama yanlış politikaların, öngörüsüzlüklerin, yanlış stratejilerin kurbanı olduk. 5 sene önce burada PD diye bir şey mi vardı? PYD kendi başına bir hastalık değil. Suriye'deki ana hastalığın meydana çıkardığı bir baş ağrısı. PKK eşittir PYD evet sonuna kadar. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim ben bir muhalefet partisiyim Genel Başkanım. Peki de kardeşim bu PYD koridor açıldığında da PKK eşittir PKK'ydı. Yaralılarını tedavi ettiğinizde de PKK eşittir PYD'ydi. Salih Müslümi burada ağırladığınızda da PKK eşittir PYD idi. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bakın Bayır gittim ben iki kere. Hem bundan üç ay önce ilk daha bu hadiseler başladığında gittim. Bir de 15 gün önce pazar günü yine o bölgedeydim. Şimdi 3-4 ay önce burada Rusya mı vardı? Rusya gelmeden niye bu işleri biz halletmedik? Yani Rusya gelene kadar Türkiye niye bu işleri halletmedi? Aynen Irak'ın kuzeyinde Birinci Körfez Savaşı'yla ile 2. Körfez Savaşı arasında bir boşluk meydana gelmişti. O zaman rahmetli genel başkan defalarca Türkiye'yi yönetenlere söyledi. Bakın dedi, orası şu anda boş. O 36. paralel olduğu yerler, kuzey, güney. Kimse sattam çekmiş askerlerini. Amerika gitmiş. Sanki bizim kendi hava sahamız gibi. Ya Bitirelim şu PKK'yı, şu kandili ortadan kaldıralım dedi. Ama yapmadı o zamanki idare, irade. O zaman Türkiye'yi yönetenler yapmadılar. İşte o demirel hükümetleri, Efendim işte o e, koalisyon hükümetleri yapmadılar. Keşke yapılsaydı da kandil o gün imha edilseydi. Çünkü Türkiye o gün sen ne arıyorsun burada diyen yoktu. Saddam çekilmiş, Amerika gitmiş, birinci Körfez savaştı. maalesef atılması gereken adımlar zamanda atılmadı. Bu iktidar döneminde de maalesef bu Suriye politikası ile ilgili e, büyük yanlışlıklar var. Şimdi biz bunları Söylememiz, söylememiz, lazım ama şu izleyicilerimizden gelen MİT ile ilgili ne düşünüyorsunuz? MİT tırları Bayır Bucak Türkmenlerine gidiyordu. Bakın Fatih Bey. Yani o gün mesela söylediğim şu. O gün MİT tırlarının durdurulması doğruydu diyenler bugün Türkmenlere niye sahip çıkmıyorsunuz diyorlar mesela. Şimdi bir algı operasyonu var. Kimin ne dediği de karışıyor. Bilgi kirliliği. Ben MİT tırları durdurulduğunda sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. MİT tırları durdurulduğunda aynen şu cümleleri kurdum. Bugün de aynısı var kayıtlarda. Herkes girip bakabilir. Canlı yayınlarda da söyledim. Ee, velev ki bu tırlar Türkmenlere yardım götürmüyor olsa bile dedim. Yani velev ki götürmüyor bile olsa bu tırları durdurmak yanlıştır. Çünkü dış politika milli bir meseledir. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı işler gizli olması lazımdır. Bunları daha sonra içeride konuşulabilir gizli bir şekilde. Ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dışarıda teröristlere yardım ediyor... Görüntüsü vermeye kalkarsa, biz bunun karşısındayız diye ben çok net açık olmaktayım. bu casusluk mudur? Efendim bu casusluk mudur? Bunun casusluk olup olmadığına hukuk karar ver. Ben buna karar veremem. Can Ama Dündar, ben Can Dündarla ilgili ne diyorsunuz? Ben, ben bir siyasetçi olarak açık ve net bu tırları durdurmanın yanlış olduğunu, dışişleri bakanlığındaki dinlemenin yanlış olduğunu, hı hı. o onun içeriği ayrı konuşulur. Yani oradaki içerik yanlıştır, doğrudur, ayrı konuşulur. Ama bir devletimizin kim olursa olsun başbakanlığın, dışişleri bakanlığın, istihbarat teşkilatının başındakini dinleyip bunu ifşa etmek hiç birimizin kabul edip Çünkü bunlar milli meseledir. Yanlış yapılabilir, doğru yapılabilir. Bunları içeride biz eleştiririz, konuşuruz. Meclisteki kapalı toplantılarda konuşulur. Giderim birebir başbakanı anlatırım, bu yanlıştır derim. Bakın biz Suriye konusunda ben Sayın Davutoğlu'yla da en az iki kere, iki üç saat uzun uzun konuştum. Sayın Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'la da İki kere uzun uzun konuştum. Hatta Suriye ile Türkiye karşılıklı elçileri çekmişti. O dönemde Suriye katibi dedi ki biz hükümetinizde şey kuramıyoruz, biz işte şunları şunları yaptık. Siz bunları Sayın Başbakan'a iletir misiniz dediğinde ben aldım onları da götürdüm. Yani bu savaş çıkmasın, Suriye karmaşa haline gelmesin diye hepimiz isteriz. Ben e, inanıyorum ki Tayyip Bey'den daha çok istiyordum Esad'ın gitmesini. Yani onlar e, iyi ilişkiler içindeyken de ben istiyordum Esad'ın gitmesini, Esad'ın zalim olduğunu. Bir önce ne dedim? Çünkü biz rahmetli liderimizden, Musul Başkanımızdan ve kendimiz gördüğümüz, işte herkes Türkiye, İran, Cezayir olmaz derken evet olmaz ama size işte Suriye'de biz yaptırmayacağız. Ama, Çünkü... ama Esad'ın gitmesini istiyordunuz ama Esad'ın yanına giden Mustafa Kamalak'la, Saadet Partisi ile de koalisyon yaptınız. Şimdi bak onu derseniz, AK Parti'de kimlerle koalisyon yaptı? Kimler? Ermeni vekiller var şu anda içinde. Evet. Solcu, Ozan, Ceyhunlar. Yani bir sürü şey söylersiniz. Hayır bak, ben tabii Mustafa. Bu, bu, bu tartışmaya bu, açmak anlamında söylemedim de. Buna da cevap vereyim. İlk bizi davet etti Esat. Hı -hı. İlk. 15 kişilik bir heyetle. Türkiye'deki bir dernek başkanı aracılığıyla ilk bizi davet bütün Bütün masrafları da karşı yazı, yazılar elimde. Yani daveti yazıları falan belge olarak koyuyorum. Hı -hı. Ve o gün biz bunu divanda değerlendirdiğimizde, Hı -hı. bakın gidelim diyen birkaç tane arkadaş, şu anda bizimle ilgili olmayan arkadaş, gidelim biz diyen iktidarı o zaman çok farklı şekilde eleştiren arkadaşlar farklı sonra farklı uygulamalar geldi. Ama biz gitmedik. Dedik ki evet biz Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerinde bıraktıklarız. İngiltere'ye gittiğinde Lordlar Kamerası'nda ona PKK sorulduğunda ben kendi ülkemin iç işlerini burada konuşmam dedi. Ben de şeyin cevabına dedim ki evet biz Türkiye'yi eleştiririz, hükümeti eleştiririz burada ama gidip de Esad'ın sarayında Türkiye'yi eleştirmeyiz. Türkiye'yi konuşmayız. Türkiye hükümetini konuşmayız dedik ve biz o teklifi reddettik. Biz gitmedik. Ha kim sadece, tarafından geldi başkanım o teklif? Yani e, Esad tarafından geldi de aracı kimdi onu merak ettim. E, Türkiye'deki bir e, Suriyelilerin teşekkül ettirdi bir dennek başkan tarafından. Hı hı. Ha, bizim bir genel başkanımız arkadaşında e, şeyle aracılığıyla gelmişti hı hı. o zaman. Direkt yazılı teklif geldi yani Suriye. verdi olabilir mi? Yok değil, Şamverdi. De de Şamverdi de İngiltere'de yok, verdi değil. Yok değil. Şamverdi ha. değil. Hayır, o e, Suriyelilerle ilgilidir de o yüzden yok, sordum. Yok yok, zaten Hayır. kendisi o Reyhanlılıdır biliyorsunuz Hı -hı. Ahmet Şamverdi. Ahmet Şamverdi değil, Ahmet Şamverdi şu anda İngiltere'de. Yani o, o şeyden sonra gitmişti zaten. Rahmetli Genel Başkan'ın şehadetinden sonra bir dönem daha durdu. Zaten aile düzeni falan orada. Biz Şamverdi'yle de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden okul arkadaşıyız. E, öğrencilik yıllarımızda falan, o gerçi farklı yurtta kalıyordu ama ee, o üniversiteyi bitirir bitmez İngiltere'ye gitti. Doktorasını falan orada yaptı. Aşağı yukarı tahmin ediyorum 30 senedir falan orada oldu. Evet. Şimdi bu dışlarındaki e, dinlemeyi, miktarlarını bir ihanet olarak e, nitelendirdiniz. Cahsuz ama şu bayri, nitelen ilgili bir şey söyleyeyim. Nitelendirdiniz de ama onları da yapanın Fetullah Gülen terör örgütü olduğu da e, artık... Vallahi uçmuyor. kim yapıyorsa yapsın. Beni hiç ilgilendirmez. Bak benim, bizim şöyle bir şeyimiz yok. Bağnazlığımız yok, tutuculuğumuz yok. Kimseye bir bedel borcumuz da yok. Ben Tayyip Bey Cumhurbaşkanı'na geldiğinde kendisine şunu söyledim. Dedim ki bakın size kısa bir Büyük Birlik siyasi tarihi hatırlatayım dedim. Biz 93'te kurulduk. 95 yılında ana vatanla ittifak yaptık, meclise girdik ve geldik sizi iktidar yaptık dedim. Hı hı. Sonra pe ve anaplılar bize olmadık şeyler söyledi dedim. Başta Muhsin Evet dedi bizi sattınız dediler dedi. Kendisi beni teyit etti. Sonra dedim 28 Şubat oldu. Aslan gibi Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi şeye karşı durdu. Herkese ve her şeye rağmen tüm tehditlere ve vaatlere rağmen. Ama siz ne yaptınız? 99'da ANAP'ın yaptığını yapamadınız. Büyük Birlik Partisi'nin meclis bıraktınız dedim. Birinci vefasıdır. Sonra 2002 yılında sen de bilirsin bizim parti büyüyordu. Ama AK Parti kuruldu. Millet onu takdir etti. Allah nasip etti. Alkışladık. Yanlarında durduk doğrulan. 2007 yılına geldik dedim. Siz partinin genel başkanısınız. O zaman da genel başkanı dediniz. Ben de teşkilatlarda sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Önce seçim işbirliği teklif ettiniz. Çünkü bir iki puana ihtiyacınız vardı. Sonra e, Cumhurbaşkanı krizi çıkınca tek başına iktidarı yakaladınız, gördünüz. Üç tane bile milletvekili vermediniz. Muhsin Başkan bağımsız gitmek zorunda kaldı. E, ve onu en çok destekleyenlerden divanın en genç üyesi bendim. Birisi de benim. E, şimdi konuşanların hiçbirisi o zaman divanda falan da değildi. Ve az daha adam orada 300-500 oyla seçildi. Siyasi hayatı bitiyordu. E, i̇kinci vefasızlık dedim. Sonra şehadet süreci oldu. Aydınlatılmadı. Hala üçüncü vefasızlık. Sonra dedim 2010 yılında referandum oldu. E, siz bize bir şey mi verdiniz? Biz destekledik. Ve referandumda sen de hatırlarsın ki Büyük Birlik Partisi'nin ekran yüzü bendim. Partinin evet. genel sekreteri sektörü. Bütün televizyonları referandumun e, savunucusu olarak ben çıktım. Yani Hı -hı. Ve AK Parti dışında ikinci bir parti olarak bizdik sahada. Siz dedim bize bir şey mi verdiniz? Yok. Orada 58'lik bir blok oluştu. Ben dedim sandım ki siz bu bloku alacaksınız 2011'de bir kurgu yapacaksınız ve bununla birlikte seçime gideceksiniz ve yeni sivil demokratik anayasa yapacaksınız. Birlikte geldiği heyetin içinde Numan Bey de vardı. Hı hı. O zaman e, döndü bana dedi ki ama dedim siz bunu yapmayınca ben anladım ki sizin yeni sivil demokratik anayasa diye bir önceliğiniz yok dedim. Çok ağır oldu dedi bu bana. Hı hı. Ben dedim ki ben sizi incitmek için söylemiyorum. Siz bizim hem başbakanımızsınız. Sen birsa ama ben inandığım gerçekleri söylüyorum. İşte o zaman dedi ki ya ben dedim Numan Bey'e yaptığım teklifi size de yaptım dedi. E, ama siz kabul etmediniz dedi. Hani işte AK Parti'ye katılma teklifi. Ben de kendisine dedim ki bakın Numan Bey'i de incitmek istemiyorum. Çünkü onu da seviyorum. Gerçekten bir dostluğumuz da var. Ben de size o zaman dedim ki biz sadece bir siyasi parti değiliz. Teşekkür ediyorum. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Siz de takdir edersiniz ki biz bir siyasi hareketiz. Bizim bir fikrimiz, misyonumuz, çizgimiz var. Biz bu çizgiyi yaşatmak zorundayız. Doğrularınızla sizle beraberiz. Benim bahsettiğim ilhak katılma değil ya da benim partimi bırakıp AK Parti'ye gitme değil. Ben bunu kendime yakıştıramam. Ama İşbirliğinden bahsediyorum ben. Hı hı. 91 gibi, daha sonraki e, referandum gibi. işbirliklerinden. yani illa hepimiz bir parti çatısı altında toplanmak zorunda mıyız? Gaspuralı Rahmetli'nin dediği gibi, e, dilde, fikirde işte birlik diyor Türk dünyası için. Bu şu demek değil, bütün Türk dünyası tek bir bayrak al, tek devlet olsun değil. Azerbaycan yine ayrı devlet olsun, ayrı bayrağı olsun, Kırgızistan ama dilde beraber olalım, fikirde, işte. Biz de ayrı partilerde olabiliriz. Ama işte birlikte olalım. Memleketimizin, milletimiz, inançlarımız için, değerlerimiz için efendim fikirde birlik birlik sağlayalım. Birlikte yapalım. Yani, yani AK için... Parti işbirliği yapabiliriz diyorsunuz siz. İşin e, son noktası bu mu? Ya biz var ya zaten ne yaptık. Diyorsun. Ya bunda, bunda da bir tuhaf hayır, bir şey de yok yani hayır, aslında ben, bu söylediğimde. Hayır biz bölücüler hariç, Türkiye'de bölücüler hariç, PKK hariç. Hı. Tabii CHP gibi sol zihniyet bizim çok karşımızda. Hı hı. Hani onlarla e, mecliste AK Parti'de işbirliği yapıyor bazen yasa teklifi verirken. Onun dışında biz e, yelpazenin sağında bulunan her partiyle elbette ki işbirliği yapabiliriz. AK Parti ile de yapabiliriz. Niye AK Parti bizim düşmanımız değil ki? Hı hı. AK Parti'nin içerisinde bir sürü dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Ve bunların başında da Tayyip Erdoğan geliyor. Ahmet Davutoğlu yani geliyor. mesela bugün hatta öyle bir çizgidir ki bu. AK Parti olmasa AK Partili seçmenin ilk tercih edeceği parti Tabii, belki büyük Birlik Partisi'dir. MHP'dir. Büyük Birlik Partisidir. Daha önceydi. Daha önce Büyük Birlik Partisi. Değil mi? Tabii, o, o, büyük o zaman Partisi'miz. Büyük Birlik Partililerinin Ben AK Parti'nin büyük evet. olanı tercih etme noktasındaysa eğer şu anda seçmen nezdinde e, doğru olan adres AK Parti gibi duruyor. Şöyle biz mesela Saadet Partisi'ne seçim işbirliği yaptık. Hı hı. Çok doğal bir şey. Hı hı. MHP ile de yapabilirdik. bunu, AK Parti ile de yapabilirdik. CHP ile yapmazsınız ama. Yapamayız tabii. Yani ayrı bir siyasi yer, Ayrı bir siyasi çizgideyiz. Bir de yani fikirlerimiz çok zıt. Yani saygı duyarım. O fikirlere de saygı duyarım. Eleştiririm. bir önce Can Dündar'la şeyi sordunuz. Erdem Gül'ü sordunuz. ben casusluk ya mudur yaptıkları? Bakın ona hukuk karar verecek. Vicdanı olarak ne diyorsunuz? Ama ben ben şunu söylüyorum. Ben e, bir kere gazetecilerin, hı. gazetecilerin, e, medya mensuplarının e, sözlerinden dolayı, yazdıklarından dolayı hapsedilmelerine ilke olarak karşıyım. Ha, Eğer bir casusluk suçu işlemişlerse, eğer gerçekten devletin gizli belgelerini ifşa etmişlerse orada iddia ben bilmiyorum yani okumadım da şeyi. Hı. Yani iddianameyi de okumadım. Hı hı. E, tutuksuz yargılanırlar. Suçları, ben gazetecilerin tutuklu yargılanmasının karşısındayım. Hı hı. Bu kimle ilgili olsun. Biz geçmişte de işte Akit e, camiasındayız. 28 Şubat'ı ve o, o süreçlerde en çok e, baskılardan ya da şeylerden birisi de burası karşılaştı. Hı hı. Sorun bakalım, en dik, en net yanlarında kim durmuş? Büyük bir parti durdu. Ya da ben bu sene durum kuruluş aşamalarında kim durmuş yanlarında? Ya da başörtülü kızlarımıza sorun. Ya da muadilleri kim durmuş? Muhsin cüla bir büyük bir Biz her dönemde net duruşumuzu evet, ortaya as koyduk. As aslında bugün bugün de evet. e, bugün de milletin iradesiyle iktidara gelenlerin gayrimeşru yöntemlerle iktidardan gönderilmesinin de karşısında en net duracak parti herhalde büyük, zaten. büyük birlik Partisi'dir. Hayır duruyoruz. Biz biz duruyoruz. Yani milletin iradesiyle gelmiş hiçbir siyasi partinin hı hı. darbelerle bugün 28 Şubat'tayız. En net duruşu sergilemiş Parti Büyük Birlik Partisi'dir. Hı. Bugün de öyledir. Hı hı. Ama şunu söylemek, bak iş abartılıyor Fatih Bey. Öyle bir şey oluyor ki, öyle bir kanaat oluşturuyor ki, ya sen iktidarın her şeyini, onaylamam kardeşim ben iktidarın her şeyini, yanlışını da söylerim. Yanlışını da söylerim ben. Hı hı. Benim farkım bu, ben iktidarın her şeyini onaylamam. Ben doğruya doğru, yanlışa yanlış derim. Bizim çizgimiz bu. Bununla bitirelim. Evet. Mustafa desteciydi bu bu, evet. bu haftaki ee, çok pazar manşetinin ederim. konuğu. 28 Şubat'ın yıl döneminde... Tekrar e, yani e, darbecileri lanetliyorum. Hala 28 Şubat darbesini yapanlar hak ettiği cezayı almadı. Sadece asker kanadı değil, iş adamı, sermaye, medya. Bunların hepsi bir saç ayaktı çünkü o günleri hatırlarsak. Maalesef e, yargılanmadılar. E, hak Gerçek anlamda yargılanmadılar ve hak ettiği cezayı almadılar. Bundan dolayı bir tarafı eksik kaldı bu işin. Tabii o dönemin çok mağduru var. Ben buradan 28 Şubat mağdurlarını selamlıyorum. Merhum şehit liderimiz Mustafa Başkanımızı ve Necmettin Erbakan merhum Başbakanımızı da bir kere daha rahmetli ve şükranla anıyorum. Evet. Bence önemli bir cümleydi. Son söylediği cümle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 28 Şubatı yapanlar bugün bile yargılanmadı. Ama yargılanmasınlar halen varlıklarını sürdürsün diye de bazı kesimler hatta içimizdeki iliştirilmişler bu mücadeleye hızlıca devam etmeye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Gelecek hafta pazar manşetinde yine Akit TV'de canlı yayında bir başka konukla bu hafta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'ydı. Bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.